24 Kasım 2023 Cuma gününün Sesli Gazetesi için karşınızdayım arkadaşlar. Ben Korsikalıdır, Sesli Gazetemiz. Hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım, canlarım, bir tanelerim. Şimdi ben Sesli Gazete'ye geçeceğim. Siz de yapmanız gereken şeyleri biliyorsunuz, unutmuyorsunuz zaten onları. Bu arada bugün sabah koyduğumuz videonun e, durumunu görünce biraz böyle ümitle doldum. Adeta e, son 10 video içerisinde, şu anda birinci sırada. Bu gidişle inşallah 2028 yılında video başına 10.000 izlenmeyi yakalarız. 2033'te falan da zaten o zaman dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına gireceğiz AKP'liler öyle dedi. O zaman da bir 100.000 abone olur muyuz, Ol olmayız, olmayız canım yasak bana zaten öyle şeyler. Ben işte Sesli Gazetelik. Ha bir şey soracağım. Bir arkadaş yorum yapmış. Kulaklıkla dinlediğimde senin videoyu bir cızırtı geliyor arkadan demiş. Bir de kulaklıkla bir videoyu. Şimdi diyeceksin la sen dinle. Ben din din ben aynı kulakla dinleyemiyorum yani. Sizin kulağınıza daha çok güveniyorum ben. Öyle bir şey olursa arkadaşlar şimdi onu da arkadaşa ileteceğim zaten bunu yaparken bu videoyu yaparken o da duyuyordur muhtemelen. Belki arkadan bir ses temizleme operasyonu falan gerekiyordur öyle şeyler vardır ben anlamıyorum. Ben sesli gazeteye geçiyorum canlarım benim. Evet bir bu eksikti arkadaşlar. Şimdi bir de 2-3 günde artık bunu konuşacağız maalesef. Valla ben elçiyim. Elçiye zeval olmaz. Ben haberlerde ne görüyorsam sizlere o, onu veriyorum. Ben seçmiyorum ya. Yani haberleri seçiyorum da gündemi ben belirlemiyorum. Şimdi e, bankacı Seçil Erzan'a 7,5 milyon dolar kaptıran Erda, Arda Turan'ın ben dün 13 milyon falan öyle bir şeyler diyordu. Kredi mredi çekmiş bir şeyler yapmış bu işte. Bu kişiyle yaptığı yazışma ve konuşma kayıtları ortaya çıktı. Orada acayip acayip şeyler söylüyor. İşte ben kadınla konuşuyor. Ee, kadın da böyle sanki olaylardan bir habermiş gibi falan. Orada enteresan bir soru soruyor Arda Turan. Peki bu işten e, Fatih Terim, Fatih Hoca ne kadar kaybetti falan. Fatih Hoca ne kadar kazandı demiyor. Fatih Hoca ne kadar kaybetti. Yani o da kaybetti mi? Yani bir tek biz mi kaybettik? Yani bir tek biz mi salağız? O da kaybettim falan. Adı üstünde buna bir o camiada bir Fatih Terim fonu gibi bir isim konulmuş. Galiba o bulmuş, buluşturmuş falan Fatih Terim. Ee, onunla ilgili çok enteresan detaylar var yani. Bu işte kolay para kazanma hastalığı sen ne kadar zengin olursan ol. Ee, demek ki bu şey gibi senin takip eden hayatının sonuna kadar takip eden. Evet bizi de kolay para kazanmak. Yani az enerjiyle çok para kazanmak. Bu mantıklı, akıllıca bir şey de böyle hemen koyayım hemen arkasından işte bir koyayım 15 alayım filan. Ee, Cem Yılmaz'ın meşhur bir esprisi var ya şimdi yani enteresan. Şimdi e, tabii bununla alakalı bazı sorular var. Çok enteresan şey sormuş da i̇şte gazeteci Fatih Altaylı. Bu davada asıl unsur Fatih Terim iken Fatih Terim birdenbire ortada görünmemeye başladı birden. Bir, görünmemeye başladı birden. Niye? Doğru bu adam şimdi Emre Belezoğlu'dur bilmem nedir şimdi bu adamlar özellikle Arda Turan işte biz para kaybettik bilmem ne falan diyorlar. Böyle bir ortamda Fatih Terim'in çıkıp e, ben de para kaybettim ya benim param nerede falan diye sormaması da tabii ayrı bir durum enteresan bir şey arkadaşlar. Seçil Erzan ile avukatını evlendirmeye çalışan Fatih Terim değil miydi? Bu fon ilk ortaya çıktığında Fatih Terim fonu değil miydi? Fatih Terim'in avukatı Seçil Erzan, Erzan ile nişanlandı. Fatih Terim tanıştırdı evlenin diye. Birdenbire Fatih Terim işin içerisinden çıktı. Fatih Terim yok oldu, buharlaştı. Dosyayı okudum, darplar var. Semih Kaya falan gibi bazı futbolcular. Seçil Erzan'ı dövmüşler. Öyle de şeyler varmış. Ee, vallahi kim haklı, kim haksız, ne, ne oluyor, ne bitiyor falan. Ona bizim biliyorsunuz adil yargımız karar verecek artık i̇şte baya bir bununla alakalı haber var arkadaşlar. 20 bin dolarım kaldı tefecilere gideceğim diyen Arda Turan. Fatih Hoca bu işte karda mı diye sormuş diye. Şimdi bu Arda Turan'la alakalı bir haber arkadaşlar vardı demin. Onu da size hemen göstereyim bir saniye. Nerede kaldı ulan baya. 2015 tarihli bir haber. 26 Mart 2015 Arda Turan demiş ki Türk ekonomisi çok iyi ancak faizler düşmeli demiş. E çok bir bok biliyorsunuz hangi faizler düşmeli. Paramızı da işte seçiler sana kaptırmalıyız filan. Bir koyup on beş almalıyız filan. Faiz mavi ne gerekiyorsa yapmalı ya. Evet. Faizler düşmeli demiş tabii o zaman. Yani ekonomiyi ne kadar iyi bildiğini zaten o zamandan 2015 yılından göstermiş bize Arda Turan. İşte <laughs> dilimizde çok güzel bir tabir, çok güzel bir deyim var. Muhteşem bir şey bu su testisi su yolunda kırılıyor arkadaşlar. Evet şimdi Türkiye'de hapisler işte tutuklanmalar gözaltılar falan bitmiyor. Bunun için de özel bir gayret sarf ediyor biliyorsunuz AKP. Ee, dün lan ben çok eskiye gittim ya pardon. Dün bir gazeteci daha tutuklandı arkadaşlar. Kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmen yardımcısı Mehmet Kam Mehmet Kamış çeşmede gözaltına alındı. Kamış zamana kayım atandıktan sonra aktif gazeteciliği bırakmıştı. Şimdi tabi bunun üzerine e, bakıyorsun e, Sözcü Gazetesi. Sözcü Gazetesi, firari FETÖ'cü Mehmet Kamış yakalandı. Firari FETÖ'cü yani firari terörist gazeteci. Gazeteci de demiş FETÖ'cü Mehmet Kamış yakalandı, sözcü. Kendilerini muhalif zannediyorlar. Ama köpekliğin sözcülüğünü yapıyorlar. Kim diyor FETÖ? Tayyip diyor. Siz ne diyorsunuz? FETÖ. Aslında siz onun dilini kullanıyorsunuz yıllardır. Ve muhalif olduğunuzu zannediyorsunuz. Aslında bir bok değilsiniz siz. AKP'nin ekmeğini yıllardır yağ süren adamlarsınız ya. Bak bak. Daha bitmedi. Tele 1. Firari FETÖ'cü Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Mehmet Kamış yakalandı. T T24. Kapatılan Zaman Gazetesi'nin yöneticilerinden firari FETÖ'cü Mehmet Kamış yakalandı. Ondan sonra şey içeriye girince neydi işte bilmem ne pehlivan falan giriyorlar. Ya, üç gün hapiste kalıyorlar böyle roman yazıyorlar onun üzerine. Ya Ketil almıştık ketilimiz işte bilmem daha bilmem ne olmadan biz hapisten tekrar çıktık sonra tekrar girdik falan. Bunun üzerine böyle bir e, ajitasyon yapıyorlar falan. Yıllardır bu adamlar onlar gazeteci tabi. Bilmem ne pehlivan falan neydi o adamın adı işte unuttum. Bunlar gazeteci, büyük gazeteciler. Bunlar gazeteci değil. Bunlar terörist. Hatta bunlar insan bile değil ya bunlara göre. Bu. Türkiye'deki en büyük şerefsizlik. Türkiye'deki en büyük şerefsizlik şey değil. AKP'nin ne olduğunu zaten biliyoruz. yani Onda bir problem yok. AKP'nin nasıl bir ülke yarattığını, nasıl bir cehennem yarattığını hepimiz biliyoruz. Ama o cehenneme hala odun taşıyan böyle öküz oğlu öküz yapılar var yani. Yarın öbür gün kendi gazetecileri içeriye atıldığı zaman bu pehlivandan bahsetmiyorum yani. Buna güzel reklam yapıyorlar. Ya şunu da demiyorum bakın yani bu adam hapse atılmasın, hiçbir gazeteci hapse atılmasın yani. Yarın kendilerinden biri olduğu zaman işte Türkiye'de hukuktur bilmem nedir ottur boktur. Sen işte zamanında böyle demezsen ve hala bugün bile akıllanmamışsın ve hala işte terörist gazeteci içeriye giriyor falan diye başlık atarsan bunlar daha senin başına çok gelir. Bir şey diyemiyorum ya Allah Allah nasıl bir kafadır arkadaş ya. Ya bunu demesen ne oluyor yani? Şey mi kaybediyorsun abone mi kaybediyorsun ne oluyor yani? Kardeşim bu adam gazetecilik yapmıştır. Bunun düşündüğü gibi düşünmeyebilirsin. Bununla aynı görüşte olmayabilirsin. Ama bu adam bir gazeteciydi. Bilmem nenin yayın yönetmeniydi. Bu gazeteye işte kapattılar polis zoruyla bilmem neyle falan çöktüler ben. Bunlar ayrı şeyler. Aynı görüşte olmayabilirsin yani. Ben pehlivanı bilmem neyi Uğur Dündar'ı sevmem etmem bu adamları yani tamam mı? Ama bu adamların hiçbirisinin girmesini istemem. Ki bu adamlar girdiği zaman da ben burada haberini yapıyorum yani. Ümmetinin lideri Türk Lirası'nın reel olarak değer kaybettiği süreç sona gelmiştir. Değil mi? Sanki dün, dün yapmıştık gibime geliyor da bunu Türk Lirası'nın reel olarak... Uçakta mı söylemiş bunu acaba? Bir uçak fotoğrafı var. Yani i̇şte nerede ne söylediği önemli değil zaten. Reel olarak değer kaybettiği süreç sona, sona gelmiştir. En azından Türk Lirası'nın değer kaybettiğini falan tanımış. Yani Türk Lirası'nı kimin döneminde kaybetti? Bizden değil ama Amerika'da da değer kaybediyor. Amerika'da da sokakta insanlar yaşıyor. Ona öyle öyle yani. Sorsan hiçbir zaman sorumluluğu kendi üzerine almadığı için. Ama Avrupa'da da öyle ya. Falan der. Ama bir şey oldu zaman da, biz yaptık. En, en, iyisini biz yaparız yani. Şu Avrupa'da falan böyle şeyler olmuyor mesela der. Türk lirasının değer kaybettiği süreç sona gelmiştir. Zaten Türk lirasının kaybedici artık bir değer falan yok yani artık dibi gördü. Bundan sonra daha neyi kaybetsin? Zaten alım gücü de artık onunla birlikte eridi gitti insanlar ulaşamayınca. Evet, e, alkollü araç kullanırken bir kişinin ölümüne sebep olan AKP'li gençlik kolları başkanı serbest bırakıldı. Olması gereken. Yani böyle hukuksuz bir düzende neyi bekliyorduk ki yani? Ne olması gerekiyordu? Bu adamın hapse falan mı atılacağını bekliyorduk? Yani vali kadını ormana götürüp dövüyor, hırpalıyor. İki ay sonra serbest bırakıyorlar. Bakalım bekliyorum daha nasıl bir görev tevdi edecekler kendisine. Seni şuraya bir güzel bir büyükelçi olarak atayalım falan mı diyecekler ne olacak bekliyoruz. Bir yere belediye başkan adayı da olabilir. Ee, adamı serbest bırakmışlar. Alkolü bir de araç kullanırken bu AKP'liler Müslüman falan değil mi diye Güzel müminler bunlar böyle alkoldür haramdır böyle şeylere. Hani el uzatmazlardı falan neyse alkollüyken ya öyle yapmış bir hata yapmış. Bazıları bunları pudra şekeri de çekiyor ve ee, serbest bırakılmış arkadaşlar. Ölümüne de sebep olmuş. Serbest bırakılmış. Hapishanelerde boş yer olması lazım. şimdi i̇şte bununla hapishaneyi doldurursan sen masum adamı bak gazeteciyi tutuklamışsın yani. Değil mi? onlara nasıl yer açacaksın yani? Hijyen de önemli yani. Üst üste bütün insanları da aynı yere koyamazsın yani. Onların belli bir kapasitesi var. Değil mi? Buna da çok riayet ediyorlar. AKP'liler. Evet AYM hükümeti eleştiren işçinin kovulması hak ihlalidir diye bir karar vermiş. Yine başına iş almış. Hükümeti eleştiren işçinin kovulması hak ihlalidir. E sen AYM'sin ya kendine gel. Sendin senin üzerinde yargıtay var ya. Sen nasıl böyle kararlar veriyorsun? Şimdi hükümete verilmiş bir karşı verilmiş bir hatta hükümete bir darbe girişimidir bu ya. Böyle bir şey olabilir mi yani? <laughs> Şimdi adam nereye gidecek? <laughs> Hükümeti eleştiren işçinin kovulması hak ihlalidir. Evet. Türk neydi bu TMO? Tarım Mahsulleri Ofisi. TMO'dan arkadaşlar. 300 kamyon buğday çalınmış. 300 kamyon buğday. Yani <laughs> adamın bir tane hani cebini doldurup gitse Hani bir, bir avuç cebini doldurdu filan dersin. 300 kamyon buğday çalınıyor ve bilmiyorlar nerede olduğunu. Çalındıktan sonra fark ediyorlar. Aa çalınmış 300 kamyon buğday eksik ya filan diye. 300 kamyon buğday şeye sorun ya o bulunduğu mıntıkanın AKP ilçe il teşkilatına filan sorun. Siz bilirsiniz burada bir hırsızlık olayı var. 300 kamyon buğday çalınmış hanginiz çaldınız acaba ya bir söyleseniz hani. En azından ara bulucu falan bir şeyler yaparız. Deseniz bence bulabilirsiniz. Ya. Başka türlü bulamazsınız. Ya. Polise falan gitmenize gerek yok zaten böyle bir durumda. Hümeti'nin lideri en kısa zamanda bir Mısır seyahati düzenleyebilirim demiş. Hümeti'nin liderinin dört parmağı vardı. Bu Mısır'la olan yakınlaşmadan sonra bir estetik ameliyatla parmak sayısını beşe çıkardı. Artık dört parmağı yok, beş parmağı var. Beş parmaklı. Ee, ne oldu yani işte sen sisiyle misiyle hani görevde olduğun sürece onunla buluşmazdın etmezdin falan ne yapacağım Mısır'a piramitleri görmeye falan mı gideceksin yani ne olacak Mısır'a bir tekrar gidebilirim düzenleyebilirim yani ya canım isterse düzenlerim canım istemezse düzenlemem kime ne bu da ben karar veriyorum <laughs> yavrum benim Milli Eğitim Bakanı Tekin, cinsiyetsiz, inançsız bir kuşak inşa etme çabaları asrımız insanlığının en büyük tehlikesi. <laughs> Bence asrın en büyük tehlikesi AKP'nin istediği gibi bir <laughs> işte dindar, dindar gençlik var ya. Öyle bir dindar gençlik üretmek bu dünyanın en büyük, bir ülkenin başına gelebilecek en büyük hastalık olsa gerek yani. Bundan daha büyük bir hastalık yok. Yani bir düşünsen dindar gençlik diye bir kindar bir gençlik üretiyorsun yani. Kin. Yani şiddetin sonu yok. O şiddet ve kin sarmalı Türkiye'de ilkokuldan başlıyor. İşte dün gördük yani şimdi tamam bunu AKP yapıyor demiyorum da yani bunda bir etkileşim yok mu yani? Bunlar ailesi var, anası var, babası var bilmem ne sen nasıl zorbalık yaparsın? Şimdi böyle bir durumda adam da gitmiş her zaman olduğu gibi hedef saptırıyor. Cinsiyetsiz, inatsız bir, bir kuşak inatsız. Vallahi inançsız olsun yani. Ahlaki olmasına engel değil birisinin inançsız olması. Benim için ahlaklı olması yani ahlaklı derken etik olması bir insanın, hakkani olması onun inançlı olmasına çok daha iyidir yani. Siz istiyorsunuz ki sizin gibi inançlı olsun yani AKP'liler gibi tayyib bizim dininden. Evet Metin Kütük, Metin Kütük kolları sıvamış ya Metin Kütük bir tweetler atıyor böyle kocaman kocaman bildiğiniz gibi değil aday adayıymış arkadaşlar İstanbul aday adayı video çekmiş videoda diyor ki çünkü ben bir İstanbulluyum yola çıkmakla emrolundum yola çıkmakla emrolundum buna vahiy geliyor yola çıkıp siktir git şuradan falan diye ee, o kadar bir kutsiyet üretiyorlar ki öyle bir mukaddesat üretiyorlar ki yani o kendi yaptıkları veya yapacakları şeye bir mana yüklemek için yani ben emrolundum öyle. E bana günde beş vakit beni nimetlendirdiğin doğru yola ilet filan Ya neler neler söylüyor tweetinde adam. Nimet verilenleri hep mi benim azlığım işte şey diyor hak hukuk mu diyor ne diyor öyle bir şey diyor. Gazaba uğramış ve sapmış olanlar hakkında uyarıldım <laughs> sen. Yani bak AKP'liler içerisinde bile Dense ki kardeş mecbur bu İstanbul'un başına bir AKP'li gelecek. Şu beş tane AKP'liden İstanbul'un başına hangisi gelmesin diye bir soru sorulsa hiç <laughs> acı bunu gösteririz yani. Ya Metin Kütük aslında bu yaptığı yorumda yani videoyu izleyin arkadaşlar. Kusmuk gibi bir şey, iğrenç. Ee, i̇şte çünkü Fatiha merhametle başlar ve biz diye devam eder. Biz ve merhamet, merhamet merhamet diyor. İşte adaylık yolunda benim iki yol azım, iki yol kazığım onlar. Ki merhamet kim sen kim lan? Senin gibi bir mafyadan merhamet nasıl bekleyebiliriz yani? Gençlerimiz de bilmem nelerimiz de filan diyor böyle. Höykürüyor höykürüyor. Bunun dediği biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bu adam AKP'nin en büyük mafyalarından bir tanesi. bakmaz olaydım. Tweetini açtım. Bana patır patır adamın tweetleri düşüyor. Lan ben seni takip etmiyorum yani. default git sayfamdan ne düşüyor? Tamam bir tane gördüm. Bitti gitti. Ee, bu şey demek istiyor arkadaşlar. Yani şimdi günah işleme özgürlüğü var ya Ya bir şu İstanbul hani bir bisiklet olsa ulan herkes bindi. Bir turda ben bineyim ya. Bir turda ben bileyim şimdi Gestapo şefi bunun üzerinden geç. Herkes biliyorsunuz oradan bir Ya bir 3-5 senede ben kalayım yani. Şimdi bunun bir de Germanen şeyleri var. Bu Almanya'ya Almanya, ya, Almanya ya gidemiyor galiba. Bu Germanen, Ottoman mı ne bunlar? Bir ülke ocağı, faşist bir şey kurdular ya orada. Orada çete kurdu yani. Bu da o çeteyi organize eden bir herif. Ee, şimdi onları da yanıma alırım. İhalelerdir işte bilmem. Ee, o günah işleme özgürlüğümü ben dibine kadar kullanırım. Osmanlı ocaklarını onları da çıkartırım. İstanbul piyasasına haraçları kestirtirim filan. Yani... Tweet'ine bakıyorsun, söylediği şeylere bakıyorsun. Mekke, Medine, Allah, kitap, ayet, hadis. Ya hırsızın retoriği hiç mi değişmez ya? Lan bir kez olsun yani bir, bir kez olsun değiştirelim. O başka şekilde yapalım. Tamam biz yine çalacağız, çırpacağız yani. Başka şekilde başka şeyler konuşayım falan. Yok hep hala Allah, kitap, Fatih, Fatih bilmem Fetih tiksiniyoruz ya artık. Vallahi billahi yani Osmanlı'dan bilmem neden. Eskiden benim için Osmanlı hani tarihsel bir öğe yani. Roma İmparatorluğu neyse Osmanlı'da o işte Etrüsk medeniyeti neyse anlatabiliyor muyum? Yani bunlar da tarihte gelmiş geçmiş. Yani bunların işte pozitif veya negatif bir böyle duygusal bir eleştiri yapamaz. Tarihte olmuş bitmiş o. Ama artık Osmanlı deyince böyle bir kabarıyorum yani tamam bir tiksin bir, bir iritasyon oluştu. Sırf bu adamların yüzünden. Evet ümmetin lideri Gazze'nin inşaatlarına talip oldu. Neye talip olacak başka yani? Değil istediği o zaten. O inşaat diyecekti. Başka ne yapacak? Gazze'nin yeniden imarı için her türlü çabayı göstereceğiz. Cebi güçlü olanlara sesleniyorum. Ellerini cebine atmalı ve Gazze'ye yardım etmeli. Araç kesecek galiba birilerinden. Çok büyük projeleri var ümmetin liderinin. Tabi dün diyordu işte bu İsrail, Müsrail böyle şeyler. İsrail eleştiriyor ya şimdi çok, çok sıkı eleştiriyor İsrail'i sanki bu elini kolunu sallaya sallaya Gazze'ye gireceğini falan sanıyor. Yani orada inşaat izni alabilmesi için İsrail'in bunu vermesi gerektiğini, orada bir ablukanın olduğunu bilmiyor galiba. O Gazze'liler tamam gelin siz şimdi şuraya inşaat yapın diye bunlar elini kolunu sallaya sallaya, sallaya sanki İsrail'e gidecekler. Neyse bunu demiş başka ne görüyorum? O magazin haberlerimiz de yok değil yani arkadaşlar sesli gazetede. 2023'ün en seksi kel erkeği Galler Prensi William oldu demiş. Yani Prens William'dan ne eksiği var şunun ya? Yani Prens bir zekası eksik. Zekası eksik. Onun haricinde bir, 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 bir yani olur gideri var. <laughs> Gelirler arasında gideri var. Hatta buraya Gestapo şefini falan da ekleyebilirdik yani. Şimdi bir tweet gördüm. Bu tweet'i şey yazmış arkadaşlar. Abdurrahman Şimşek denen bir MIT için çalışan kendini gazeteci olduğunu zanneden bu işte MIT'in kendisine verdiği bilgiyle çok zor bir şey değil yani. Şimdi biraz araştırsam benim işte Paris'te, Fransa'da nerede oturduğumu herkes bilebilir yani. Bunda bir şey yok. İşte MIT'te bunları biliyorsan çok büyük bir hani şey intelejansiya bilgisiymiş gibi bu gazetecisi de söylüyor gidiyor o da işte terörist ceveri, güven şu evde oturuyor bilmem ne filan fotoğraflarını çekmiş dangalak bununla alakalı bir haber filan yapmıştı haber derken işte yapmıştı bu adamın yazdığı bir şey nasıl bir dünyada yaşıyorlarsa pardon bu arada şöyle biraz rahatsız oldum Demir kubbeyi çökerttim, Mossad'ı peşine taktım. Bitten film gibi Gazze'li hacker kurtarma operasyonu. <laughs> Hikayeye bak ya. Bir tane Filistinli varmış, e, bu Filistinli hackermış, e, demir kubbeyi çökertmiş, körleştirmiş, körleştirmiş öyle bir şey olmuş yani. Demir kubbeyi daha önce körleştirdiği iddia edilen Filistinli hacker Mossad'ın radarına girdi. Bildiğin roman yazıyor adam, sanki kitabı aç oku yani böyle. Hacker bir süre sonra İstanbul'a geldi Mart 2020, bu süreçte çok sayıda Mossad ajanı işin kılığında Gazze'li hackera farklı ülkelerde iş teklifi etti mit kaçırılma riskin var diyerek hacker'ı uyardı. O da yurt dışı tekliflerini reddetti. Hacker İsrail ile diplomatik ilişkisi bulunmayan Malezya'ya gezmeye gitti. <laughs> bu arada Mossad lajanlar la gelmiş bu adamı yakalamaya, kaçırmaya. Mit demiş bak kaçılacaksın bilmem ne falan demiş. Ulan Mossad gelse. Bak Mossad gelse. Mavi Marmara için senin tanrın 20 milyon dolar onları sattı. Size bir 3-5 bir şey teklif etse yani. Siz değil Filistinli hackerı ananızı babanızı satarsınız ha? Öyle biz adamlarsınız siz. Ee, ondan sonra bu işte Mossad gelmiş. Ha, ne olmuş? İsrail'de diplomatik ilişkisi bulunmayan Malezya'ya gitmeye karar vermiş. Burada Mossad tarafından kaçırıldı. Daha sonra küçük kız babaannesine bakıp kırmızı başlıklı küçük kız. Senin ağzın niye bu kadar büyük babaanneciğim? Seni daha iyi yiyebilmek için dedi. Hikaye bu. Sonra kaçırmışlar bunu Mossad. Bilmedikleri şey süreci doğru okuyan Metin. Hacker Malaz bu arada nasıl kaçırmışlar çok merak ediyorum. Transporter'la mı kaçırmışlar acaba Mossad? Yani sadece merak. Bilmedikleri şey süreci doğru okuyan Metin. Hacker Malaz'ya Malezya Malaz yani, neden niye okuyamıyorum ben bunu? Malezya'ya gitmeden onun telefonuna çok özel bir yazılım yüklediydi. Vay be. Bitti. Öyle ince şeyler düşünüyor ki yani. Böylece hacker'ın konumun telefon kapatılsa bile her an İstanbul'a gönderiliyordu. Kaçırılan hacker için Malezya'daki kurumla irtibata geçildi. Alo, biri kaçırılmış orada. Doğrudur efendim, ama nerede olduğunu bilmiyoruz filan. Keşke telefonunda başka bir ülkenin e, istihbarat teşkilatının yüklediği bir tracking cihazı falan olsaydı demişler. Onlar hiç merak etmeyin. Biz bunu düşündük. Kaçırılan hacker için Malezya'daki kurumla yani niye söyleyemiyorum? Malezya'daki ya, Malezya'daki kurumla İrtibata geçildi. Malezya özel hareket ekipleri hacker'ın tutulduğu dağ evine baskın yaptı. Gazeli hacker kurtarıldı. Vay be nasıl bir kurtarma operasyonu ya değil mi? İstanbul'da ona iş teklif eden Mossad çalışanları da tutuklandı. Heh. Kurtarılan hacker İstanbul'a getirildi ve güvenli bir yerden çalışmalarına devam ediyor. Biz çıkalım kerevetine. Masalımız da burada bitiyor. Nasıl bir masal yazmış ya? <laughs> lan adam hakikaten o ülkede zaten 3 saat elektrik veriliyor Gazze'de. Günde ne ara öğrendi o kadar bilmem demir kubbeyi etkileyecek neyse işte kitleyecek bilmem değiller. Anca yazıyorlar ya, anca yazıyorlar. Hakan Fidan, ayım kararlarının uygulanmaması eleştirilerini yanıtladı. Nasıl yanıtlamış biliyor musun? Şöyle yanıtlamış. Adam FETÖ imamı süresi dolmuş bilmem ne olmuş yani şey oluyor çıkıyor hukuken ne emredilmişse onu yapıyoruz ama siyasallaştırılan konularda ister istemez siyasal bir tavır oluşuyor. Ne dedi ben anlamadım. Ayım kararları diyoruz ulan. Ayım kararları niye uygulamıyorsunuz? Tamam biz de onu diyoruz. Yani adam FETÖ imamı süresi dolmuş bilmem ne olmuş yani şey oluyor. Çıkıyor hukuken ne emredilmişse onu yapıyoruz ama siyasallaştırılan konularda ister istemez siyasal bir tavır oluşuyor. Peki ayım kararları? İşte bu. <laughs> ya çok komik ya. Çok komik ya. Evet. Kendisini siyaset uzmanı olarak nitelendiren ve daha önce 2023'te doğalgaz bedava olacak diyen Abdurrahman Uzun. <laughs> Türkiye'deki bugünlerde bütün Abdurrahmanlarda bir tuhaflık var. Abdurrahman Uzun bu deli ya meczup tam bir meczup ya bu Fatih Tezcan bir bu iki bir Turul Selmanoğlu mu var ne o pislik iğrenç herifler. Adam konuşuyor ve Musul Kerkük yakında bize ikram olarak gelebilir. İşte ümmetinin lideri geçen konuştu İsrail'e çattı. İsrail işte o gaz Gazze'deki işgali bitirmediği sürece onlar işte öldürülenlerin bilimi yıkılanların tazminatını ödemedi ödemediği sürece biz onlarla şey yapmayız dedi. Öyle dedi. Delidir yakalayın. Dale <laughs> Ulan hıyar demin haberini yaptık işte daha dün dedi adam öyle bir şey demedi. Daha dedi ki biz Gazze'ye müsait olsak bugün gideceğiz orada inşaat başlatacağız yani. Hemen gidelim yani. Savaşın bitmesine falan gerek yok ya. Biz gidelim orada kıyıdan başlarız yani. Siz yine savaşınızda şurada devam edersiniz. Biz aşağıdan inşaat yapmaya başlarız yani. Ne dersiniz? Bunu dedi adam. Savaş mı, umurunda değilim Ümmetin Metinlidir. Cebine bakıyor. ...dallamada çıkmış ümmetin lideri şöyle dedi... ...böyle dedi, bok dedi. Götüyle dinliyor. Merkez Bankası'ndan beklentilerin üzerinde... ...faiz artışı. Beklenti %35'miş, 500... ...bas puanda %40'a çıkmış. <laughs> Neler olduğunu bilmiyorum da... Yani ...faiz artmış arkadaşlar Türkiye'de. Yatırımcı için tabii güzel bir şey bu. E, dolar... ...euro yatırımcısını üzecek bir şey. Biraz düşecek... Biraz düşer ama o ancak toparlanır. 2-3 güne kadar zaten çıkar. 2-3 gün biraz siz de dinlenmiş olursunuz. Ee, ne oldu bu ya? Nasmaz. bizim hani ayağımızın altındaydı. Ben bu görevde olduğum faiz artamaz biz faizsiz bilmem ne falan. Ne oluyor? Ne oluyor yine? Niye çıkmaya başladı bu faizler? Dinsiz misiniz oğlum siz? Allah siz kitapsız mısınız? Olur mu böyle şeyler ya? Dinimizde var mı böyle bir şey? Olmaz. Kesin operasyon yapıyorlar ha. Kesin ümmetinin liderine büyük bir operasyon. Ümmetin liderinin bundan haberi bile yoktur. Ümmetin liderini zor durumda bırakmak için. Yarın Abdülkadir Selvi salağından böyle bir başlık bekliyorum ben. Evet Sinan Oğan, soğan, soğan cücüğü. Sayın Devlet Bahçeli'nin de olduğu ittifakı seçmeyecek, seçmeyecektik de, tekrar alıyorum. Sayın Devlet Bahçeli'nin de olduğu ittifakı seçmeyecektik de gidip HDP'nin destek verdiği ittifakı mı seçecektik? Yok. Hüdapar'ın olduğu ittifakı seçecektiniz. Hıyar, seçimlerden önce biz Hüdapar'la yan yana gelmeyiz bilmem ne caddür. Sen diyordun. Hüdapar'la aynı sanda bir ülkücüyü kesten girmez. Olmaz o. Hüdapar'la yan yana durmaz bir Türk milliyetçisi haberlerde çıktı. Burada yaptık herkes biliyor bunu. Sonra geçtin öbür tarafa Hüdapar'ın olduğu tarafa yani Hüdapar'la ortaklık yapan e, partinin yanına geçtin. Kucağına oturdun. Hıyar oğlu hıyar. Şimdi bunda çıkmış. Yani biz onu şey, Bahçeli var diye oradan dolayı destekledik falan diyor. E o zaman Bahçeli'nin partisinde kalaydın. Dingil ya. Yavşak aldım milyon dolarlık arsayı bilmem neyi. Şimdi konuşuyor öyle. AK Partili belediyeden konser vurgunu. Tabii lan konser yine iyi vurgun canım. Yani şeyler komik oluyor böyle. Tahta telefon tutacağıyla oradan vurgun yapmak falan. Çok komik şeyler bunlar ama böyle konserle organize ettiği yemek organize, şehitler gecesi falan düzenle mesela. Orada güzel güzel vurgunlar var. Sayıştay belediyelerinin 2022 faaliyetlerine ait raporları yayınlandı. Yayınlandı. Raporda sayfalarca usulsüzlük ortaya çıktı. Ya oğlum AKP'li bir organizasyon yapıyorsa orada usulsüzlük olmayacaktı. Ne olacak yani? Usulsüzlük zaten o organizasyonun bir parçası. Sayıştay raporunda AK Partili Yücel Yılmaz'ın başında olduğu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi konserler için firmalara piyasa fiyatının çok üzerinde ödeme yaptığı ortaya çıktı. 9 ayrı organizasyon için bir firmaya 1 milyon 890 bin lira ödendi. Firma ise organizasyonu yapan şirkete 895 bin lira verdi. Yüklenici sadece fatura kesip 1 milyon lira kar elde etti. Oh. Oh işte bu ya. Çalın çırpın ya. Lan gün sizin gününüz ya. Çalın çırpın böyle devletin milletin parasını ya. Öyle helal haram bilmem ne öyle şeylerin. Gıtlağınıza bakın kardeşim ya. <laughs> ne, ne bekliyorsun ya. Neyi, neyi bekliyorsun ya bir de bu düşün külünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyor. Kıçıkırık, Balıkesir balık belediye başkanı bunu yapıyor. İstanbul'da yani Moğollardan beri görülmemiş bir talan olur. ya yani ekonomik manada söylüyorum. Zaten var da. Aile ve gençlik fonu kurulmuş. Yeni evlenen gençlere 150 bin lira faizsiz kredi. Petrol, doğalgaz ve maden kaynaklarının gelirinin %20'si fona aktarılacak. <laughs> Enteresan. Başvurular internet üzerinden yapılacakmış arkadaşlar. Şimdi bunlar bir fon kurduysa <laughs> yine, yine yine bir şeyler yapacaklar. Biliyorsunuz bunlar canları sıkıldığı zaman fon kuruyorlar. Yani canları sıkıldığı zaman değil bir şey ihtiyaçları var orada bir bir para aklayacaklar. Çok büyük bir paralar aklamaları gerektiğinde böyle fonlar kuruyorlar. Yani muhtemelen bunu da bu gençlik Şimdi bunları biz yaptık diye bir vergileri artırırlar. Çünkü orada bak gençler evlenecek ya para lazım onlara falan. Buraya fonu da para koyacağız bu açtığımız fona. Dolayısıyla işte vergileri biraz artırmamız lazım gibi gibi yani bir sürü şey. Bu fonlardan kimler faydalanacak bir de. İşte açmış ya o gençler diyorlar bütün gençlere verir mi bunu? İlk önce AKP'li gençler tabii ki. AKP'li olduklarını bir ispat etsinler bize. Dil sınavı var ondan sonra biliyorsunuz. Haziran'da gelecekmiş. Dün yapmışlık sesli gazetede. Evet, çok güzel bir haber. Diyanet demiş ki turist vizesiyle hac ibadeti yapılamaz demiş. Tabii lan yani turist vizesiyle yapılır mı hac ibadeti? Hac ibadetini devletin parasıyla yapacaksın. Yani en güzeli odur. Yani hac ibadetinin böyle en en datlı, en lezzetli hac ibadeti devletin parasıyla yapılan, haram parayla yapılan ibadetler o çok güzeldir yani. Gideceksin böyle devlet sana cebine para koyacak, uçağını premier class'ta işte business class'ta falan gideceksin oturacaksın koltuğuna veya öyle öyle bir hafta iki hafta oralarda gezeceksin işte bu en güzeli bu. Ondan sonra geleceksin tekrar Türkiye'ye her boku yemeye her türlü hırsızlığı ahlaksızlığı yapmaya rüşveti neyse yapmaya gözünü kapatmaya devam edeceksin bazı şeylere ama problem değil. Bir dahaki sene tekrar resetlersin ona o günahlarını tekrar sıfırlayıp gidip yine devletin parasıyla orada yaparsın. Çünkü zaten sen devletin parasıyla yaptığın için oraya gitme işlemini zaten önceden yapmış oluyorsun. Orada sıfırlıyorsun. Bitiyor zaten. Bir dahaki seneye kadar o günah olarak kalmıyor zaten. Öyle bir şey. Ben gidiyorum o zaman. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışsızları öpüyorum. Sağlık ve afiyetle. Canım dostlarım.